Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 2. ünite tam sayılardaydık. Bugünkü konumuz yönlü sayılar. Konumu büyütüyorum. 0, 1, 2, 3 şeklindeki sayılara biz doğal sayılar diyoruz. Bu sayıların önüne konulan artı veya eksi sembolü ile sayıların yönü bulunur. Deniz seviyesinin 10 metre üstü arkadaşlar artı 10'dur ya da pozitif 10'dur. Hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece demek arkadaşlar. Eksi 18 veya negatif 18 demektir. Bundan dolayı artı veya eksi sembolleriyle gösterilen sayılara biz yönlü sayılar diyoruz. Genellikle olumlu ifadeler pozitif gösterilir. Olumsuz ifadeler ise negatif gösterilir. Yani olumlu ifadeleri artı ile olumsuz ifadeleri eksi ile gösteriyoruz. Aşağıda verilen ifadeleri yönlü sayılarla gösteriniz demiş. Deniz seviyesinin 8 metre üstü. Üstü dediği için arkadaşlar artı 8. Sıfırın altında 2 derece. Altında dediği için eksi 2. 30 TL gelir. Gelir dediği için arkadaşlar artı 30 Deniz seviyesinin 12 metre 6. 6 de için arkadaşlar. Eksi 12. 140 TL borç. Borç arkadaşlar olumsuz bir şey olduğu için. Eksi 140. 180 metre geri. Geri arkadaşlar olumsuz bir şey olduğu için. Eksi 180. Zeminin 4 kat altında. Eksi 4. 2000 TL zarar. Eksi 2000. 1850 TL kar. Artı 1850 diyoruz. Aşağıda verilen termometrelerin gösterdiği sıcaklıkları yönlü sayılarla gösteriniz demiş arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman sıfırın üstünde 4 derece olduğu için artı 4. Sıfırın üstünde 15'te olduğu için artı 15. Sıfırın altında 6 derece olduğu için eksi 6. Sıfırın altında 30 olduğu için eksi 30. 0'ın altında 4 olduğu için eksi 4, 0'ın altında 20 olduğu için arkadaşlar eksi 20'dir dedim. Aşağıda verilen görsele göre sorulara cevaplayınız. Ahtapot'un bulunduğu konum bakın arkadaşlar ahtapot 10 metre burada 12 metre burada toplamda eksi 22 olarak gösteriliyor. Denizaltının bulunduğu konum eksi 10 ile gösteriliyor denizin altında olduğu için. Köpek balığının bulunduğu konum arkadaşlar köpek balığına baktığım zaman bakın denizin altında 3 metre olduğu için eksi 3 Oltanın ucunun bulunduğu konum. Oltanın, olta arkadaşlar burada. Oltanın ucu. Bakın denizin üstünde 2 olduğu için artı 2. Martının bulunduğu konum. Bakın arkadaşlar burada. Denizin üstünde olduğu için artı 3. Su kaplumbağasının bulunduğu konum. Su kaplumbağası burada. Burası 3 metreydi. Burası 4 metreydi. Denizin altında 7 metre olduğu için eksi 7. Yengecin bulunduğu konum arkadaşlar. Yengece baktığım zaman yengeç burada. Ahtapotla aynı yerde oldukları için arkadaşlar eksi 22. Geminin bacasının bulunduğu konum. Bakın geminin bacası arkadaşlar suyun üstünde 5 metre olduğu için artı 5 dedim. Aşağıda verilen görsele göre belirtilen noktaların deniz seviyesine uzaklıklarını metre cinsinden yönlü sayılar ile gösteriniz. Bakın arkadaşlar A noktasının konumu deniz seviyesinin 3 metre altında olduğu için eksi 3 olur. B noktasının konumu deniz seviyesinin 10 metre üstünde olduğu için artı 10 olur. C noktasının konumu arkadaşlar deniz seviyesinin 2 metre altında olduğu için eksi 2 olur. D noktasının konumu deniz seviyesinin 8 metre üstünde olduğu için artı 8. E noktasının konumu deniz seviyesinin 6 metre üstünde olduğu için arkadaşlar artı 6'dır. Aşağıda apartman görseli vardır. Zahide Hanım zemin katta oturduğuna göre apartmanda oturan kişilerin konumlarını yönlü sayılarla gösteriniz demiş. Şimdi arkadaşlar Zahide Hanım zemin katta. Bakın buraya Zahide diyelim. Hande Hanım bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zeminin 6 kat üstü olduğu için artı 6. Sinan Bey arkadaşlar 1, 2. Zeminin 2 kat üstü olduğu için artı 2. Zeynep Hanım 1, 2, 3, artı 3. Alper Bey bakın zeminin 1 kat 6 olduğu için eksi 1. Selin Hanım 1, 2, 3, eksi 3. Orçun Bey arkadaşlar 1, 2. Zeminin 2 katı 6 olduğu için eksi 2. Pınar Hanım arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Zeminin 5 kat üstü olduğu için 5. katta oturmaktadır diyoruz arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.